Arkadaşlar merhaba, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü Yabancı Yarışlarda gündüz programında Happy Valley'deyiz, Hong Kong'da. Evet, 7 koşulu program var, bize yansıyan kısmı tabii. İlk iki koşuyu pas geçiyoruz biz, TJK vermiyor otomatikman. Üçüncü koşudan itibaren aldığımız zaman birinci koşu bizimle beraber başlamış oluyor. Evet, birinci koşu 14.45'te handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 12 tane safkan start oluyor ve Yedili Plase'nin ilk ayağı olduğu için aslında güzel de bir saat ve güzel de bir hipodrom. Yani bana göre günün en değerli yarış programından bir tanesi Happy Valley tabii anlayana. 4 numaralı Red Brick Glory Harry Bentley ile ilk atımız, 6 numaralı Sunny and Gold Carrie Stetton'la ikinci atımız arkadaşlar. 4 ve 6 diyoruz buraya. Evet, 9 numaralı Cigar Buddies de devreye girebilir. 3 tane at da düşünebilirsiniz. Yani 4, 6, 9 şeklinde de düşünebilirsiniz istiyorsanız. Evet, ikinci koşuyla beraber altılık ayağın başlıyor 15-15'te. Handikap 40 ve 60 puanlı safkanlar burada start alacak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1650 metreye çıkacaklar. 10 tane safkan var ve 4 tane safkana yer veriyoruz. 9 numaralı Charter Pins Andre Hamelin'le ilk atımız. 4 numaralı V Chevalier. Takip ettiğimiz bir safkan zaten bu da. Shadwick'le. Mutlaka zamanı geldi arkadaşlar. Yani bugün, yarın bu atın kazandığını görürsünüz. 5 numaralı Amazing News C.E. Hoy'la ve 8 numaralı Ernest Feeling Alexis Badel'le. Bu Alexis Badel'le epeydir bu Hong Kong'da koşturuyor, at biniyor. Evet, burası 9, 4, 5, 8 diyoruz. 4 tane at söylüyoruz ama bu V Chevalier'sin altını şiddetle çiziyoruz. Bu safkanı hiç yabana atmayın arkadaşlar. Tabii bana göre 8 numaranın da, yani diğerlerinin de gelir var. 9, 4, 5, 8 kesinlikle yazılmalı. Üçüncü koşu 15.45'te 40'a 60 handikap puanlı safkanlar start oluyor. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1650 metreye çıkacaklar. Orta mesafe bir koşu izleyeceğiz. Burada da 10 atın 4 tanesini, ki genelde 12 attı aslında ama 10 ata inmiş bugün. 4 tane at veriyoruz burada. Doktor Winning 2 numara, Joe Manara ile ilk atımız 2 numara. 9 numaralı Laputa CEO. 7 numaralı Bulletproof Zac Purton'la ve 6 numaralı Toykun MF Pun'la. Yani baktığınız zaman burası 2, 9, 7, 6 arkadaşlar. Burası için yeterli gibi duruyor. Bulletproof'un artık zamanı geldi. Hani bu safkan. Toykun da öyle. 2, 9, 7, 6, 4 tane at burada da vazgeçilmez şekilde yazılmalı. Dördüncü koşu handikap 40'a 60 puanlı safkanlar burada start alacak. 12 tane safkan var. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1200 metre. Burada da 4 atımız var. 10 numaralı Circuit Booming Zac Purton'la ilk atımız. 4 numaralı Just Eat Joe Morey'le. Brezilya asıllı jockey. Genelde sürprizlere imza atıyor arkadaşlar. Çok dikkat edin. Exceed and Excel yavrusuna biniyor. Bu Just Eat'i takip ediyoruz zaten. Onun da bugün yarın kazandığını duyarsınız. 6 numaralı Universal Gogo aynı şekilde arkadaşlar. Bakın, bunu da takibimizde olan bir safkan. Ve 11 numaralı Mega Bonus Shatwick'le. Bunların yanına bir de Regency Star ekledik mi 8 numara arkadaşlar. Burası tamamıyla artık kapalı gibi olur. Alexis Padel'in bindi 8 numarayı da.
ilave ediyoruz. 10, 4, 6, 11 ve 8 diyoruz buraya. Evet. Beşinci kuşa geçtiğimiz zaman ise 40-60 puanlı safkanlar, bu handikap puanına sahip safkanlar start olacak. 12 tane. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkıyorlar. Evet, burada 4 ad var tavsiyemizde olan. 7 numaralı Circuit 7 MF Poon arkadaşlar. İlk atımız. 10 numaralı Star of Wii. Kaiser Leung'la. 1 numaralı Fabulous 8 Joe Moreira ile ve son olarak da 2 numaralı My Ecstatic Shatwick biniyor buna da. Artık bu çok zamanı geldi bunun ama arkadaşlar burada 1 numara da var. 7 ve 10'dan da vazgeçemeyiz. Yani hatta 12 numaralı Treasure of Field Andre Hamelin'i onu daha yazmakta yarar 12 numarayı. Bunun da gelir var. 7, 10, 1, 2 ve 12 numaralı safkanlar burada dikkat çekici bir durumdalar. Evet, 6. kuşa geçtiğimiz zaman handikap 60'a 80 puanlı safkanlar da bizi karşılıyor. Birinciye 177.840 dolar arkadaşlar. Gayet böyle güzel. Hani Gazi koşusunda verilen rakamı burada bir handikap koşuda veriyorlar. Hong Kong biliyorsunuz dünyanın bahis merkezlerinden bir tanesi aynı zamanda. Sadece bir tek orada at yarışı değil, aynı zamanda diğer spor dallarının ve birçok önemli müsabaka, bahise giren her türlü şeyin orada bulmak mümkün. Hemen zaten kıyısında da Macao var. Orada Macao'da da bir kasino memleketi orası da. Bütün dünyanın zenginleri oraya gidip kasinoda oyun oynuyorlar gibi. Evet. Biz de gittik zamanında, gördük oraları, dolaştık, biliyoruz da arkadaşlar. Şimdi burada günün teki geliyor. O da bir numaralı Maldives, Zac Purton'la çok net bir banko. Artık bu grupta rahatlıkla geçecektir diğer safkanları da. Ve beklediği birinciliği de alacaktır kaç kuş sonra zaten. 2020'nin Haziran mıydı en son, yazdan beri neredeyse. Yarış kazanamıyordu bu safkan. Ama bu grup onun için çok uygun. Bize göre de günün teki burada geliyor. Bir numaralı Maldives arkadaşlar. Evet. Yedinci kuşu 17.50 handikap. 60'a 80 puanlı safkanlar bir aradalar. Evet. Burada da handikap 3 yukarı İngilizlerin 1200 metre koşusunu izleyeceğiz şimdi. Evet. Baktığımız zaman 12 tane safkan içerisinde en fazla at yazacağımız yer burası. 6 at yazacağız. Pardon, 7 at yazacağız arkadaşlar. 7 at yer veriyoruz. 3 numaralı Jolly Good Heart Kaiser Leung'la. 1 numaralı Astrologer John Moray'la. Yani geldi ama şimdi bu grupta geliyorlar arka arka arkadaşlar, bakın. Çok fazla arka arka gelen var burada. Yani bunları pas geçmemek lazım. Burada da Astrologer'la da gelebilir. 5 numaralı A Smile Like Yours, Victor Borges'le. 6 numaralı Gold Marcus, Beijing. 12 numaralı Hazreti Turbillon arkadaşlar. 12 numara Hazreti Turbillon. Evet, burada MF Poon'la. 9 numaralı Meridian Genius Alexis Padel'le ve 8 numaralı California Sky Carish Teton burada yer alıyorlar. Böylece 7 at doldurmuş olduk. 3, 1, 5, 6, 12, 9 ve 8 şeklinde baktığımız zaman 7 tane sapkan burada arkadaşlar, yeterli. Evet arkadaşlar, şöyle toparlayacak olursak yani 4'er at 5'er at geçtik devamlı ama sizler tabii ki istiyorsanız indirebilirsiniz bunları da. Bizim tavsiyelerimiz bunlar. Buradaki bir numara güveniyoruz Maldives'e. Bir sıkıntı olmazsa kazanacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, Happy Valley ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Launceston Avustralya videomuz zaten yayında. Gavsin Park'la ilgili de
Arkadaşlar izleyebilirsiniz videomuzu. Galatasaray Park başladı biliyorsunuz çarşamba itibariyle. Antalya ve İstanbul'la ilgili de videolarımızı yayında izleyebiliyorsunuz. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir çarşamba günü geçirmenizi dileğiyle bol şans diliyoruz.